Merhabalarım Mukaddes Pekin Başdil, ben hoş geldiniz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Ömer Faruk İspir. Ömer Faruk İspir ile Ahit Sandığı'na dair her şeyi konuşacağız. Ahit Sandığı nedir? Nerededir? Ne zaman bulunacak? Ne olacak? Ahit Sandığı ile ilgili tüm bilgileri konuşacağız ama Ömer Faruk İspir'i çağırmadan önce ben size bugün de yayınladığım Lemurya Akademi'nin 3 eğitim etkinliğini duyurmak istiyorum. Bir tanesi Şeniz Ertenli, Atalardan Aktarılanlar aile dizimine giriş, babam, dedem ve ben. Bununla ilgili sevgili canlarım 27 Haziran 2021 Pazar günü Zoom üzerinden 11 ile 17 arasında bir eğitimimiz var. 10-11 Temmuz Ozan Partal'la Interscalar Science, Interscalar Kozmoloji ve Evrenin Metronomları, Ölçekler Arası Bilinç birinci aşamasını yapıyor olacağız. Bu Temmuz ayında olacak sevgili canlarım. Evet, Şeniz Ertan ve onun dışında bir de Erim Ergül'le bir eğitimimiz var. İnanılmaz, inanılmaz güzel. Aton enerjisinde içeren 2,5 saat sürecek olan bir seminer olacak. Onu da bugün duyurduk. Hepsi bilginize sevgili canlarım. Şimdi sevgili Ömer Faruk hocamı konu bugün. Çok önemli bir akşam. Ahit sandığına dair ne varsa kafanıza takılan bütün her şeyi anlatıyor olacağız sevgili canlarım bugün. Merhabalar sevgili hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlarımız olsun inşallah. Bizi takip eden herkese de sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Başta da size. Hayırlı yayınlarımız olsun inşallah. Hayırlı akşamlar sevgili hocam, nasılsınız? Çok şükür iyiyim, siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür, İyi çok gördüm. Şükür. Çok şükür ben, Allah iyilikler versin. Nasıl yaşıyorum bir görseniz, an itibarıyla size yolda telefonla mesaj bıraktım. Hatta şey yapamadım bile, hemen kulaklığımı takmaya çalışıyorum. Şu saniyede girdim hocam. Yani şu dakikada içeri girdim. Hatta işte, ben de telefon başında bekledim de bir iki dakikada geç açtınız hatta yayını. Eğer diyorum, panik oluyorlar tabii. Eğer diyorum ben yayını diyorum bir dakika iki dakika geç açtıysam mutlaka bir sorun olmuştur diyorum. O yüzden tabii merak ediyorlar. Hocam bir sorun mu oldu diye mesaj atanlar var. Ama bugün trafikte takıldım maalesef. Şükürler olsun hemen içeriye girdim. Şükürler olsun Allah. Hakikaten Rabbim mucizelerle dolu. Böyle mucizeler, yollar açılıveriyor. 10 dakikada, 20 dakikada gelecek yolu 10 dakikada gelebildim. Şükürler olsun. Ya bu kalp atma işini niye bu kadar çok yapıyor bu güzel kardeşler, anlamadım ya. Benim yayınlarımda da oluyor. Yalvarıyorum artık böyle, yani yapmayın etmeyin diyorum ama atıyorlar. Bilmiyorum ki niye yapıyorlar. Şimdi birkaç gün önce eczanede çok güzel bir canla birlikteydik. Dedi ki, Mukaddes hocam dedi, siz dedi canlı yayında görür görmez elimi çekmiyorum dedi. Sonuna kadar dedi kalp atıyorum dedi. Sen otur bakayım şuraya, nasıl bir ceza keseyim sana ben dedim. Ne oldu dedi hocam. Ya dedim sen her gün dedim ben orada dedim binlerce yalvarıyorum. Ya bu kadar mı siz şeytani tarafsınız? Bu kadar mı? Bana bunu nasıl yapar? Hocam ben hiç dedim sen. Ben dedi kalp atarken siz dedi duymuyorum. Kendimi kaybediyorum. Allah aşkına dedim kendini kaybetme. Bir daha da dedim o parmağını kalp bölümüne değdirme dedim. Tamam hocam dedi, bu atan o değil kesin. Yani yayını kasmasa yayını kasıyor. Yayını hocam. Donduruyor. Yayını donduruyor, yayını kasıyor. O yüzden, yoksa hani hiçbir şey dediğimiz yok. Herkese saygımız, sevgimiz, hürmetimiz sonsuz da hani yayın hakikaten donuyor ama. Aslı Hanım, minnakların elini tutun bastırmayın. Benim minnaklar da basıyor demiş. Minnaklara bastırmayın. Vallahi bazen hakikaten bu yanlış bilinen bir bilgi demiş kardeşimiz. Yayın donmaz, keşfete düşürür abi demiş. Keşfete düşürüyor diyor. Yani iyi bir şey mi oluyor kalp keşfete atılınca? Keşfete düşmesi iyi bir şey ama kalp atıldığı zaman yayın donuyor. Peki, ama şu anda da yayın hiç donmadı ama genelde benim gördüğüm kalp atma esnasında yayın donuyor genelde. Şu yani anda donmuyor ama. Kalp atılınca iyi bir şey mi oluyormuş? Allah bilmiyorum. Allah. Niye atmıyorsunuz? Herkes atsın çabuk kalp. Madem keşfete düşüyormuş. Şey, Nasrettin Hoca'nın öyle bir şeyi var ya.
yese bir suç, yemese suç, çocuk hani şey su içiyor, su içmiyor hikayesi var ya. Canlar Evet. sizi çok seviyorum. Şurayı kapatalım da donmasın. Yine siz soru işaretinden sorularınızı sorabilirsiniz. Çünkü bugün çok önemli. Nefessiz izleyeceğiz. Oh, ben sizi dinlerken şöyle suyumu falan da koydum şuraya. Çok büyük sabırsızlıkla bekliyorum. Afiyet Sustum. olsun. Söz sizde canım hocam. Ahit Sandığı nedir? Nerede bulundu? Ne olacak? Ne zaman bulunacak? Ne zaman açılacak? Şimdi Kim evet. açacak? Şimdi bizim öncelikle bilmemiz gereken bir husus var. Mesela şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki ahit sandığı bizi ne ilgilendirir? Ahit sandığı bizi hiç ilgilendirmez diyorlar. Çünkü diyorlar yani diyenler bu diyorlar Yahudilerin kutsalıdır. Yahudilerin kutsal objesidir. Dolayısıyla Müslümanlarla yakından uzaktan alakası yoktur diyorlar. Şimdi ben de o zaman onlara şöyle bir soru soruyorum. Hatta ben bugün bazı tepkiler de aldım. Niye sen bu konuyu konuşuyorsun diye. Hatta şunu da Hayda, olur şöyle mu? tepkiler de aldım. Ben bu konuyu bilmiyormuşum. Daha iyi bilenler varmış. Onlar da çıksın anlatsın. Ben her şeyi Onlar bilirim diye bir iddiam buyursunlar, zaten yok. buyursunlar açığız. Yani biz hiç engellemiyoruz. Herkes gelip bir şeyler anlatıyor. Öyle bir Gelsinler iddiam anlatsınlar zaten canım yok. hocam. Her şeyi zaten ben bilemem. Beynim de kafamda bilgisayarda değil. Her konuyu da bilemem. Allah Yer sizden yer razı olsun. araştırarak, okuyarak çıkıyoruz zaten. Ben Ondan sizin gibi sonra herkesin saf kalpli, uzmanlık alanı güzel, farklı. saf kalpli, temiz bir insan daha hayatımda görmedim desem yeridir. O kadar güzelsiniz ki Allah razı Allah olsun. razı olsun. Şöyle yani hani bir taraftan işin böyle bir boyutu var. Bir taraftan da hani sonuç itibariyle bunlar gündemde olan konular, önemli konular. Herkesin konuştuğu konular. Herkes de kendi fikir dünyasından, kendi okumalarının baktığı yerden, kendi tefekkürlerinin sonucuna ulaştığı yerden bir şey söylüyor. Ve herkes de her konu hakkında farklı farklı kişileri dinleyerek çeşitli sonu bunun bütün bu konuşmaların toplamından herkes farklı bir sonuca ulaşıyor ya da doğru sonuca ulaşıyor. Neyse şimdi bu ahit sandığı konusu velhasıl dedim ya hani işte bizimle hiç alakası yok o Yahudilerin kutsalıdır. Niye bunu konuşuyorsun ya da konuşuluyor diyen kardeşlere şunu söylüyorum. Bir kere benim anlayışım böyle. Kur'an-ı Kerim'de bir şey bahsediliyorsa, Kur'an-ı Kerim'de bir şey anlatılıyorsa o önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey olsun diye yani ya da masal diye ya da öyle bulunsun diye konulmaz. Hatta öyle ki müfessirler derler ki tefsir sahipleri ya da Kur'an alimleri derler ki Kur'an-ı Kerim'de bir konuyu anlatırken hangi kelimenin önce hangi kelimenin sonra geldiğinin bile önemi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ahit sandığı anlatıldığına göre Kur'an-ı Kerim'de bu mevzu olduğuna göre ahit sandığı konusu çok önemli. Peki ahit sandığı Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyor? Bakara suresinde 248. ayette geçiyor. Bir daha tekrar edelim. Bakara suresinde 248. ayette geçiyor. Şimdi Cenab-ı Hak ne buyurmuş burada? Peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti tabutun size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir ferahlık ki burada bir aslında sekinet kelimesi var. Sekinet kelimesi var ki bu kelime önemli. Çünkü neden önemli? Sekinet kelimesinin kendisinin aslında bir melek olduğunu söyleyen alimler de var. Sekinet isimli bir melek olduğunu söyleyen alimler var. Burası önemli. Sonra devamında ve sükunet Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz, bakın burada Kur'an-ı Kerim'in mesajı evrenseldir malum. Hepimize sesleniyor, değil mi? Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için de sizin için de bunda yani herkesi kapsıyor. Sizin için de bunda şüphesiz bir alamet vardır. Yani demek ki ahit sandığı diye bir şey gerçekten var. Ondan sonra ve bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ha Kur'an-ı Kerim'de buna tabut denmiş, tabutu sekine denmiş. İslam alimleri diyor ki tabutu sekine denilen şey aslında Yahudilerin bahsettiği ahit sandığıdır diyorlar. Şimdi bu açıklamadan sonra bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi önemli bir husus daha var. O da Sebe suresi 13 ve 14. İsteyenler bakabilirler. Hatta 12'den de alınabilir. Ben onu da okuyup da şey yapmayayım. Milleti de sıkmayalım. Fakat Sebe suresi 12, 13, 14'e bakılırsa bazıları da şöyle şeyler de söyleyenler de var. Çünkü mesela diyorlar ki aslında Mabedi Süleyman denilen şeyin kendisi Mabedi Süleyman denilen olgunun kendisi de bir Yahudi uydurmasıdır diyenler var.
Şöyle, Mabed-i Süleyman bir Yahudi uydurması değildir. Mabed-i Süleyman gerçekten vardır. Fakat yeri tartışma konusudur. Şimdi bugünkü Siyonist Yahudiler diyorlar ki, bugünkü Siyonist Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın, yani o arazinin tamamının üstünde Mabed-i Süleyman vardı diyorlar Siyonist Yahudiler. Ve Siyonist Yahudiler bu iddialarını da ispatlayabilmek için arkeolojik kazılar yapıyorlar. Roma devrinden öteye gidemediler, hiçbir şey bulamadılar çünkü zaten orada değil. Yani zaten oraya yapılmamış. Eski Yahudi kavimlerinden Samiriler ya veya Samiriler diye geçen bir kavim var. Yahudi kavimlerin içerisinde bir onlar diyorlar ki siz yanlış yerde arıyorsunuz zaten. Çünkü diyorlar şey Mabed-i Süleyman Zeytin Dağı'nın oralarda diyorlar. Şimdi peki bu açıklamayı niye yaptık? Dolayısıyla ahit sandığı Siyonist İsrail'in tüm dünyaya kakalamaya çalıştığı gibi bir kere Mescid-i Aksa'nın orada değil Zeytin Dağı'nın orada, bir bunu bilelim. Ama Mabed-i Süleyman olgusunun var olması bir gerçek, bir hakikat. Mabed-i Süleyman gerçekten var ve dediğim gibi müfessirlerin yani tefsir sahiplerinin ve alimlerin söylediklerine göre de Sebe suresi 12, 13 ve 14'e bakıldığı zaman diyorlar ki buradaki ayetler Süleyman Aleyhisselam'a Mabed-i Süleyman'ın yaptırıldığını anlatıyor diyorlar. Çünkü orada çeşitli cinlerin Hazreti Süleyman'ın emrine verildiği, erimiş bakırın Hazreti Süleyman'ın emrine verildiği ve diyor ki Cenab-ı Hak erimiş bakırı biz ona sel gibi akıttık diyor. Cinlere onun emrine verdik diyor. Bu işte bu erimiş bakırla ve çeşitli işte taşlarla Hazreti Süleyman işte büyük leğenler, büyük heykeller, büyük havuzlar inşa etti diyor Cenab-ı Hak Sebe suresi 12, 13 ve 14'te. Buna da müfessirler yani tefsir sahipleri, alimler diyorlar ki bu da Kur'an-ı Kerim'de Mabed-i Süleyman'ın İslam içinde doğru olduğunu, Mabed-i Süleyman diye bir olgunun var olduğunun Kur'an-ı Kerim'deki göstergesidir diyorlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki iyi de Ömer Faruk, şimdi ahit sandığından hemen bahis açtın, ahit sandığının varlığından da Kur'an-ı Kerim'den ayetteki yerini gösterdin, sonra hemen şeye atladın. Ne derler? Ahit sandığı, şimdi Mabed-i Süleyman'a atladın, ne alaka? Bilmeyenler için söyleyelim, Mabed-i Süleyman'ın onların inanışına göre, yani Yahudilerin inanışına göre Mabed-i Süleyman'ın bir parçasıdır ahit sandığı. Bir daha tekrar edelim, Mabed-i Süleyman'ın bir parçasıdır ahit sandığı onlara göre ve ahit sandığı olmadan Mabed-i Süleyman'ın hiçbir hükmü yoktur. Tekrar edelim, ahit sandığı olmadan Mabed-i Süleyman'ın hiçbir hükmü yoktur. İşte o yüzden bu adamlar bir taraftan Mabed-i Süleyman'ı yeniden diriltmenin peşindeler ve bir taraftan da ahit sandığını yerine koymanın, yani o yaptıkları inşa edecekleri Allah o günleri göstermesin masum insanlığa inşa edecekleri yere bunu tekrardan ahit sandığını tekrardan koyma düşüncesindeler. Eğer koyamazlarsa ve Mabed-i Süleyman'ı inşa edemezlerse yine onların söylemlerine ve iddialarına göre 2022 İsrail için final tarihi. Bu benim sözüm değil. Onların kendi efsanelerine final ve mitolojilerine tarih. Göre. O yüzden buyurun. fellik. O yüzden mi fellik bu ahit sandığı aranıyor? Evet. O yüzden onların aranıyor. Final tarihi, bitiş tarihi yani. Yani onların iddiası bu yönde. Diyorlar ki İsrail kurulduktan işte 70 küsur yıl sonra bu Mabed-i Süleyman yeniden inşa edilip ahit sandığı yerine konulamazsa İsrail devleti yıkılacaktır diyorlar. Bu tarih de diyorlar 2022'dir diyorlar. Fakat şunu da hemen belirteyim. Bazı araştırmacılar ve bazı yazarlar da diyorlar ki aslında bu 2022 tarihi de onların dışarıya, kamuoyuna karşı uydurdukları bir tarihtir. Bu 2022 tarihi. Aslında ortada bir 2022 tarihi falan yoktur. Aslında gerçek tarih gizlenmektedir. Bunu kamuoyunu yanıltmak için söylemektedirler diye de bir bilgi de var. Fakat biz ilk şeyi doğru kabul edersek 2022'ye şurada bir şey kalmadı. Şimdi bir başka hususa, burayla bağlantılı bir başka hususa değineceğim. Şimdi Temmuz ayının yanlış hatırlamıyorsam 20 Temmuz
2001'de, 20 Temmuz 2001'de bunlar ahit sandığını Mescid-i Aksa'nın altında aramak için bir faaliyete başladılar. 20 Temmuz 2001'de. Buna başlamalarının sebebi de işte tarih yaklaştığı için bütün nasıl söyleyeyim, İsrail devleti harekete geçti. Hatta o tarihte yine Filistinli kardeşlerimize yine bir zulüm ve işkence ve yıldırma politikaları uyguladılar. Ve yine Mescid-i Aksa'nın altı tam o tarihlerde, yani 20 Temmuz 2001 tarihinden itibaren köstebek yuvası gibi tüneller açılmaya başlandı. 20 Temmuz 2001'den itibaren. Ve bu açtıkları tünelleri asla geri doldurmuyorlar ve asla tamir etmiyorlar. Sebep de Mescid-i Aksa'nın yıkılması, işte o yıkılacak ki yerine Mabed-i Süleyman'ı, asıl Siyon Mabedi, o Hazreti Süleyman'ın mabedi falan olamaz o. Allah korusun, haşa, yapılsa bile ki inşallah Allah masum insanlığa o günleri göstermesin, ama Hazreti Süleyman bir peygamberdir bizim inancımıza göre. Onlara göre Kral Solomon'dur ve hiçbir peygamber hiçbir masum cana eziyet etmez, kıymaz. O yüzden biz ona ne diyoruz? O Siyon anlayışının, işte Illuminati anlayışının, tapınakçı anlayışın mabedi olur, olsa olsa. Şimdi bunu işte oraya tekrardan dikmenin peşindeler ve malum yine herkesin bildiği bir husus var. Her Yahudi çocuğuna ben göremezsem sen görürsün diye Mabed-i Süleyman'ın şeklini anlatır, planını çizdirir, bunu öğretir. Ben yapamazsam sen yap diye bunu söyler. Hatta bu dünyayı yönettiği iddia edilen 13 büyük ailenin her birinin ana karargahlarında da, ki hep büyük çoğunluğu Yahudidir onların, başka ırktan olanlar da var da, Çinli var mesela, Li ailesi gibi, hani bunu da örnek vermiş olalım. Onların ana karargah binalarında, ev bazılarının evlerinde, bazılarının da bütün şirketlerini yönettikleri ana merkez şirket binalarında bu Mabed-i Süleyman'ın şeyleri, ne derler, maketi durmaktadır. Onlar da kendi torunlarına, kendi çocuklarına bunu göstermektedirler. Şimdi bu, peki bu tarihten itibaren ne oldu? Bu adamlar, peki bu, ha onu söylemeyi unuttum. Bu tarih onlar için niye önemli? Bir de onu söyleyelim. Bu 20 Temmuz 2001 tarihi. Onların inancına göre 1931 yıl geçmiş oluyor Mabed-i Süleyman'ın yıkılışının üstünden. 1931 yıl, yani İbrani takvimine göre, ki bu da 9 Ağustos'a denk geliyormuş yine onların takvimine göre, bu şeyde bunu başlattılar. Ve o günden itibaren şöyle şey, tarihleri geriye doğru taradığımızda, haberleri geriye doğru taradığımızda, baktığımızda, evet ondan önce de ahit sandığı meselesi ya da Mabed-i Süleyman meselesi 2001'den önce, bir de 2001'de ne oldu? İkiz Kuleler yıkıldı değil mi? Çok o da önemli. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Geriye alırsak, kaseti geriye sararsak 2001'den önce, yine Mabed-i Süleyman ve ahit sandığı meselesi tüm dünyada konuşuluyordu. Yine herkesin gündemindeydi, ama o tarihten itibaren acayip bir hızlanma oldu. Bunun konuşulmasında ve insanlığın gündemine alınmasında. Hatta 2009 yılında yine bir yanıltma haberi yaptılar. Etiyopya'da dediler ki Mabed-i Süleyman'ı bulduk, ahit sandığını bulduk dediler. Etiyopya'da 2009 yılında Etiyopya Ortodoksların oradaki baş rahibi, ben şeyi dedi, ahit sandığını dedi gözümle gördüm dedi Etiyopya'da, ve dedi bu konuyu görüşmek üzere Vatikan'a gidiyorum dedi. Vatikan'la gitti, görüştü. Hatta orada da bir açıklama yaptı. Kısa bir açıklama. O zaman ben dedi ahit sandığını gözümle gördüm dedi. Etiyopya'da falanca yerde bulunmaktadır dedi. Çok yakında kamuoyuna bir açıklama yapacağız dedi 2009 yılında. Fakat bir açıklama yaptılar mı ya da bulunduğuna dair bir şey gösterdiler mi? Hayır. Çünkü muhtemelen yine o da bir şaşırtma, bir kontrollü ifşa kuralları gereği yine bir şaşırtmayla alakalı bir durumdu. Şimdi peki ahit sandığı nedir? Artık oraya gelelim. Ahit sandığı nedir? İçinde ne var? Bir yudum da bir su alayım. En önemli kısımlar bunlar. Şimdi ahit sandığının içinde bir kere 10 emir tabletleri olduğu söyleniyor. Hazreti Musa ve Harun'un asalarının olduğu söyleniyor. Yine Hazreti Musa ve Harun'un elbiselerinin olduğu söyleniyor. Hazreti Musa ve Harun'dan kalma
el yazısı belgeler olduğu söyleniyor. Onun haricinde de Hazreti Yusuf'un sarığı olduğu, Hazreti Davud'dan kalma bir levha olduğu, Hazreti Davud'dan kalma bir levha olduğu, bir de Hazreti Davud'dan kalma bir kılıç olduğu ve bir de manna olduğu söyleniyor ahit sandığının içerisinde. Peki ahit sandığını kim yaptı, ne zaman yapıldı? Ahit sandığıyla alakalı görüşlere göre, anlatılanlara göre ahit sandığı birinci bir şöyle bir ihtimal var. Ben bunu anlattığım zaman bana kızanlar oldu. Ben kaynaklarda olanları söylemekle mükellefim. Şimdi bu doğrudur demiyorum. Ben kaynaklarda yazanları anlatıyorum. Birinci anlatı şudur. Birinci anlatı ahit sandığı ile ilgili birinci anlatı şudur. İkinci Ramses Ebu Simbel tapınağını yaptırır veya işte o Karnak tapınaklarını yaptırır. Ya onlara, çünkü rivayetler çeşitleniyor, ya da kendisinin gömüleceği piramide bir sandık, yani nükleer reaktör gibi çalışacak ki onunla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Lawrence Gardner isimli bir yazar var. O bununla alakalı bir şeyler söylüyor. Oraya geleceğim. Orada olduğu bunun ya işte Karnak tapınaklarında ya Ebu Simbel'de ya da Ramses'in olduğu piramidin içinde bu nükleer reaktör şeklinde bir güç şebekesi şeklinde çalışan bir alet, bir mekanizma olduğu, bunun böyle bir anlatı var. Ve bunun Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya inananlar tarafından alınıp Mısır'dan çıkarken beraberlerinde götürüldüğü iddiası ve anlatısı var. Ben buna doğrudur, kesin kesin bilgi budur demiyorum. Ama böyle bir anlatı var. Bunu da bilelim. Ne sakıncası var? Bir de üstelik de bunu anlatan da bir üst düzey bir tapınak şövalyesi. Şimdi onların da bilgisini bilmeyelim mi Hocam, yani? Hocam, tapınak Muhittin Arabi şövalyeleri... Hazretleri diyor ki küfrün kaynağını bilmemek küfürdür diyor. Kesinlikle. Yani bu ne demek? Yani bu ne demek? Düşmanının silahıyla silahlanmak için onların da anlattıklarını bileceksin demek. Evet. Buyurun. Şimdi bu tarikatın, Sion tarikatının ve bazı Kral Arthur'un şövalyelerinin şeyleri var. Yani çok enteresan bir kitap vardır. Yaratıcı Mitoloji kitabı. Orada da çok net kaynak gösterebilirim kitabı. James Joyce'un. Orada çok ilginç belgeler verir. Bu ahit sandığının içinde. Şeye dair, Hazreti İsa'ya dair özel bilgilerin, evrak niteliğinde bazı bilgilerin ve bazı ona ait eşyaların olduğunu söylerler. Sion tarikatının üyelerinden bazıları ve Kral Arthur'un şövalyelerinden bazılarının, yani o hikayeleri anlatılır. Evet. James Joyce'un kitabında. Bunu da bir araştırmak lazım diye düşünüyorum. Hatta Dan Brown'da hatırlarsanız meşhur kitabında bahsetti birazcık bundan. Sion Evet. tarikatının üyelerinin işte Hazreti İsa'nın yok kızı olduğuna dair, işte Maria Magdalena'nın onun karısı olduğuna dair, işte Hazreti İsa'nın kızının soyunun devam ettiğine, bunun için Orta Çağ'da cadı avcılığı yapıldığına dair bir takım Evet. İmalarda da bulundu hatta. Da Vinci'nin şifresinde hatırlarsanız. Ondan sonra da papalık tarafından aforoz edilmeden önce çok büyük bir ihtar yediği için melekler ve şeytanları da şeye atıfta bulunmak için özür mahiyetinde yazdığını düşünüyorum ben. Evet, buyurun Evet. hocam. Buyurun hocam. Şimdi bir saniye. Şimdi dediğim gibi biraz sonra bazı fotoğraflar göstereceğim de bir kitaptan. Şimdi geldiğimiz noktada çok güzel anlattınız. Yani gerçeğe ulaşmak için, hakikate ulaşmak için elimizden gelen bütün, ya sonuçta şimdi şöyle bir gerçek var. Şunu bir kere bilelim. Kesin gerçeği kim bilir? Bir konu hakkındaki kesin gerçeği Cenab-ı Rabbül Alemin zaten bilir. Allah O hariç. Bilir. Tabii ki insanlar için de konuşalım. Yani kesine yakın diyelim ya da en azından kesin gerçeği kim bilir? Ya velayet sahibisindir. Ha, başına evet. Gelen bilir, yaşayan bilir ya da velayet sahibisindir ya da istihbaratçısındır. Aa, evet. Başka seçenek var mı? Onun dışındaki kişilerin bütün anlatımları araştırmadır, yorumdur zaten.
Yani herkes de yok benim anlattığım doğru, yok ötekinin anlattığı doğru. Ya gerçekten ben kendi adıma da o kadar kıymetli araştırmacılar, yorumcular, analizciler var ki her konu hakkında konuşuyorlar. Mesela X konusu, Y konusu, Z konusu dinliyorum hepsini, hepsini dinliyorum. Sonra bir ortak çıkarsama yapıyorum oradan kendime. Kendimce diyorum ki bunun anlattığı bu kadarı doğru, bunun anlattığı bu kadarı doğru, bunun anlattığı da bu kadarı doğru diyorum. Ve ortak bir yerde buluşuyorum, onu getirip kendi kovanımda onu bal yapıp ben kendim bir sonuç ortaya çıkarıyorum. Zaten ilim böyle ortaya çıkar. Şimdi o yüzden yani bizim yapacağımız şey bütün kaynakları, verileri araştırmak. Siz çok güzel anlattınız, ifade ettiniz. Şimdi ben kaldığım yerden devam edecek olursam. Şimdi birinci anlatı kaçıranlar olmuştur belki. Ebu Simbel Tapınağı'ndan ya da işte o Karnak'tan ya da işte Ramses'in o piramidinden Musa Aleyhisselam'ın ve arkadaşlarının işte kendisine inananların sahabeleri diyelim, müminleri diyelim. Mısır'dan çıkarken onları yanında onu alıp o güç şebekesini alıp çünkü Mısır'a elektrik sağladığı konuşuluyor bunun. Böyle bir iddia var ortada. İddia diyorum. Bunu sağladığı ve onun alınıp ondan sonra işte götürüldüğü Mısır'dan çıkartıldığı konuşuluyor ve deniyor ki yine iddialara göre Musa Aleyhisselam'ın ve ona inananların peşinden Ramses'in ve ekibinin ordusunun gitmesinin sebebi Musa Aleyhisselam'ın elindeki o mekanizmayı Mısır'a elektrikle sağlayan o mekanizmayı almaktı deniyor. Aslında Musa Aleyhisselam'ın peşinden Firavun'un gitmesinin sebebi budur deniyor. Böyle bir anlatı var. Şimdi böyle bir anlatı varsa ben bunu Müthiş, niye anlatayım? müthiş, Herkes dinlesin. müthiş, Herkes müthiş bir kararını bilgi bu. kendisi. Olabilir hocam, çünkü Kızıldeniz'e kadar peşinden kovaladı yani. Evet, zaten Kızıldeniz yarılıyor. Kızıldeniz'den işte geçiyor Firavun ve askerleri nehirde bu işte Geçemiyor tabii. Kızıldeniz'de geçemiyorlar ve orada ölüyorlar. Hatta yine anlatılanlara göre deniyor ki aslında o Musa Aleyhisselam yine o mekanizmayı kullanarak tabii ben bir Müslüman olarak bunu da söyleyeyim. Ben bir Müslüman olarak Hazreti Musa Efendimizin bir ulul azim bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmektedir. Ve Amenti'ye göre bütün peygamberlere inanmak zorundayız. İnan, bir tanesine inanmıyorum desen iman dairesinden çıkarsın. O yüzden Hazreti Musa'nın ben mucize göstererek Allah-u Teala Hazretlerinden aldığı ilimle mucize göstererek Kızıldeniz'i yardığına inanıyorum ama böyle bir anlatı da var diye anlatıyorum. Deniyor ki işte o mekanizmayı kullanarak Kızıldeniz'i yardı ve işte kendisi ve ona inananlar oradan geçtiler. Diğerleri de Firavun ve onun taraftarları da orada boğularak öldü deniyor. Şimdi bu ahit sandığıyla alakalı kısmı konuştuğumuz için buradaki hikaye bu. Ve bir de şöyle bir anlatı var. Bu da genelde Tevrat kaynaklı bir anlatı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu az önce size okuduğum Bakara suresi 248 hariç yer yer göndermeler olsa da başka surelerde ve başka ayetlerde bu kadar açık bir tarif yok. Bir daha ahit sandığından öyle çok Tevrat'ta olduğu gibi ya da İncil'de olduğu gibi açık açık hikayeleştirilmiş, romanlaştırılmış gibi bir şekilde bir anlatı yok Kur'an-ı Kerim'de. En açık ifadeyi Bakara 248'de buluyoruz. Tevrat anlatılarına göre ahit sandığı denilen o sandık, Tabutu Sekine İslam literatüründe Hazreti Musa tarafından ki bu anlatacaklarımın bazılarını İslam kaynakları da, İslam tarihçileri de doğruluyor. Yani illa hani sırf İsrailiyat deyip de çöpe de atmayalım. Hani bazılarını doğrulamış bazı kaynaklar bizim kaynaklarda. Onlardan paralel olarak anlatıyorum. Şimdi deniyor ki Hazreti Musa Mısır'dan çıkıştan bazı kaynaklara göre 1 yıl sonra, bazı kaynaklarda da 2 yıl sonra ahit sandığını Cenab-ı Hak'tan aldığı emir gereği inşa etmeye, yapmaya başladı. Dediğim gibi bazı kaynaklarda 1 yıl sonra diyor Mısır'dan çıkışta, bazılarında 2 yıl diyor. Ama 2 yıl olduğu, 2 yıl sonra olduğu Mısır'dan çıkıştan kuvvetle muhtemel. Peki ahit sandığı nasıl bir şey? Zaten temsili şeyleri var, resimleri var. Bilen biliyor, bakmıştır birçok kimse. Ahit sandığı yine anlatılanlara göre akasya ağacından yapılmış ve dışı ve içi altın plakalarla, önce gümüş, sonra altın plakalarla desteklenmiş. Üstünde kerubi 2 tane melek var. Melekler birbirlerine bakıyor. Kanatlarıyla tabutun üstünü örtmüşler. Böyle bir sandık yapılmış.
Ve bu sandığın içine de 10 emir tabletleri, Hazreti Yusuf'un işte sarığı, Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un asaları, Davut Aleyhisselam'ın kılıcı ve o kılıcın özelliğini anlatan bir levha var. O Hazreti Musa'nın ve Harun Aleyhisselam'ın sancakları ve elbiseleri, Hazreti Musa'dan ve Hazreti Harun'dan kalan bazı yazmalar. Bunlar ahit sandığı, bir de manna deniyor. Bunlar da ahit sandığının içerisine yerleştirilmiş ve yine Yahudi kaynaklarından aldığımız, öğrendiğimiz bilgilere göre ahit sandığını taşımakla Yahudilerin içerisindeki Levililer denilen grup sorumlu. Levililer ya da Levililer, farklı okunuşları var. Onlar sorumlu, onlara verilmiş bu görev. Onlar taşıyorlar, halktan 800 metre önde. Halktan 800 metre önde taşıması emri var ve taşınırken de taşıyanların da halkın da ahit sandığına bakmamaları için üstü mavi örtülerle örtülürmüş. Çünkü ona Hazreti Musa'dan ve Harun Aleyhisselam'dan ve diğer yetkililerden başka kimselerin bakması yasakmış. Ve yine inanışa ve anlatılara göre Hazreti Musa Cenab-ı Hak'la o meleklerin kanatlarının arasından konuşurmuş. Anla bak, muş diyorum, muş. Miş, muş. Okuduklarımı naklediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç kimse bana burada tutup da Yahudi hikayesi anlatıyor demesin. Çünkü kaynaklar onların kaynakları. Ama onların kaynaklarını bizim kaynaklarda doğruluyor bazı yerlerde. Buraya kadar zaten bir sorun yok. Şuraya kadar anlattığım yerde zaten bir sorun yok. Şimdi bu daha sonra Hazreti Musa ile beraber bu sandık 40 yıl boyunca, artık işte 2 senede eksiltelim onu, 2 sene sonra olursa 40 yıl çölde dolaştılar ya. Daha sonra bu sandığın ilgilenilmesi işi, bu sandığa bakılması ve korunması işi Yeşu ya da Yuşa Aleyhisselam'a devredildi. Yuşa Aleyhisselam'la alakalı da birkaç ufak bilgi verelim. Yuşa Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hem sancaktarıydı, hem katibiydi, hem çadırcı başısıydı. Yani bugünkü manada özel kalem müdürü gibi bir şeydi yani. Ya da öyle, ya öyle diyelim, ya da Osmanlı literatüründen konuşacak olursak musahibiydi diyelim, ya da danışmanıydı diyelim, çok yakınında. Hatta Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o Hızır Aleyhisselam'la yapılan görüşmede Yuşa Aleyhisselam'ın da olduğu, Musa Aleyhisselam'ın yanında Yuşa Aleyhisselam'ın da olduğu kaynaklarda ve Kur'an-ı Kerim'de de anlatılmaktadır. Yani Yuşa Aleyhisselam bu kadar önemli bir zat-ı muhterem. Şimdi bu emanet Yuşa Aleyhisselam'a geçtikten sonra Yuşa Aleyhisselam'la birlikte, hatta bazı kaynaklar Yuşa Aleyhisselam'la birlikte, bazı kaynaklar ondan sonraki peygamber olan, Yahudilere göre bizim sistemimizde Yuşa Aleyhisselam'ın adı geçer ama mesela Yuşa Aleyhisselam'dan sonra Samuel'in adı geçmez. Bazı kaynaklarda Yuşa Aleyhisselam'la birlikte, bazı kaynaklarda da Samuel ile birlikte Kudüs'e ahit sandığı ile beraber girilmiştir. Daha sonra buradan sonraki anlatılan şey şu, hikaye şu. Bu ahit sandığını yine aynı ekip, Levililer, korumaya devam ediyorlar ve Yahudilerin bir de böyle gezginç, nasıl söyleyelim onu, nasıl ifade edelim? Yahudilerin böyle gezdikleri, gittikleri yerlere götürdükleri ibadethaneleri varmış, Mişkan denilen. O öyle bir tarz bir şey kuruyorlar ve onun içine koyuyorlar. Yanına da muhafızlar falan koyuyorlar. Bu arada Filistinliler denilen, bugünkü Filistinlilerin ataları gelip, ben biraz da hikayeyi sıkıştırarak anlatıyorum vakit yetsin diye. Onlar gelip ahit sandığını İsrailoğullarının elinden alıyorlar. Onlarla araları bozukmuş. Ve kendi balık başlı insan vücutlu, bazı kaynaklarda da balık vücutlu insan başlı Tanrı Dagon, onun yanına götürüp kendi mabetlerine koyuyorlar. Fakat ondan sonra başlarına acayip uğursuzluklar geliyor. Bu uğursuzluklar geldikten sonra bunlar diyorlar ki, ya bizim başımıza bu işler, bu sandığı bunların elinden aldığımız için geldi. İyisi mi bundan kurtulalım diyorlar. Yalnız elleriyle götürüp vermemişler. 2 tane inek çekmişler, arabaya yüklemişler, salmışlar inekleri. Onlar da götürmüş, bunların gene olduğu yere, Kudüs'e götürmüş,
bunlara teslim etmiş şeyi, ahit sandığını. Daha sonra biz hikayeyi artık buradan sonra hızlandıralım. Mabed-i Süleyman inşa edildiğinde Hazreti Süleyman zamanında ahit sandığı, biliyorsunuz Hazreti Süleyman, yani bizi takip edenler de peygamberler tarihinde Hazreti Süleyman daha sonra. Hazreti Süleyman zamanında bu ahit sandığı Mabed-i Süleyman'ın içerisine yerleştiriliyor, özel odaya. Sonra hikayeyi daha hızlandıracak olursak, daha sonraki şeyde milattan önce 587 idi yanlış hatırlamıyorsam, Babil kralı Buhtun Nasır gelip Kudüs'ü yerle bir eder. Kudüs'ü yerle bir ettikten sonra şeyi de, Mabed-i Süleyman'ı da yıkar. Yalnız bu sırada Levililer ortaya bir tez atmışlar. Demişler ki, ya bu adamlar geldiler burayı yıktılar ama kendi haklarını söylüyorlar. O Levililer şeyi, ahit sandığını koruyorlardı ya. Bu adamlar bunlar burayı geldiler yıktılar ama siz hiç merak etmeyin. Ondan sonra kendi haklarını teskin etmek için biz onu daha özel bir yere koyduk, sakladık diyorlar. Nereye koydunuz diyorlar. Mabed-i Süleyman'ın daha altında bir oda daha vardı diyorlar. Biz oraya koyduk onu diyorlar. Bu şekilde halkı teskin ediyorlar. Daha sonra Yahudiler tekrardan o sürgünden döndükten sonra Mabed-i Süleyman bir daha inşa edilince bunu ortaya çıkarıp tekrardan bazı kaynaklar yerine konulduğu, bazı kaynaklarda o özel yerde kaldığını söylüyorlar. Fakat milattan sonra 70'te Roma'nın valisi yine Kudüs'ü dümdüz edecektir. Yahudileri yine sürgüne gönderecektir. Yahudileri kılıçtan geçirecektir. Ve Mabed-i Süleyman'ı gene yıkacaktır. Ve bu sefer özel odaya da ulaşıp milattan sonra 70'teyiz artık. Özel odaya ulaşıp kutsal emanetleri, yani onlara göre kutsal emanetleri ve ahit sandığını alıp Roma'ya götürmüştür diye bir kayıt var. Şimdi dananın kuyruğu burada kopuyor. Yani biraz belki şey bir tabir oldu ama çok, yani gerçekten burada. Burası çok mühim çünkü Roma neresi? Bana şimdi birisi bunun cevabını versin. Roma'ya götürmüş. Şimdi bir başka iddia daha var, oraya da gireceğiz. Oraya da geliriz. Bir başka iddia daha var da, yani Roma'ya hiç gitmediği ile alakalı çok başka bir iddia var. Buralarda olduğu ile alakalı da böyle bir iddia var. Şöyle, şimdi bu Roma'ya götürüldü ise o devirde Roma bir tane. Çünkü daha Roma ikiye ayrılmamış. Roma ikiye ayrılacak. Roma ikiye ayrıldıktan sonra işte bir tanesi malum işte Bizans. Aslında Bizans diye bir devlet yok da ona Almanlar uyduruktan bir isim koymuşlar. Bizans demişler. Zaten o 1453'te yıkıldı. Öbürü daha önce yıkıldı. Şimdi Roma'ya götürüldüyse bu ya İstanbul'a getirilmiştir. Çünkü Bizans'ın başkenti Konstantinopol. Ya da yine Roma'ya götürüldüyse İtalya'ya götürülmüştür. İtalya'ya götürülmüştür. Şu anda o zaman iki tane sonuç çıkar. Elimizde iki tane sonuç var. Ahit sandığı bu bilgiye göre ya Vatikan'dadır ya İstanbul'dadır. Ahit sandığı peki nerededir o zaman? İstanbul'da ise nerededir? Ya Ayasofya'dadır ya Topkapı Sarayı'ndadır. Şimdi burada bir duralım. Size bazı şeyler göstereceğim. Önemli. Şöyle tam resim göstereceğim demiştim. Şimdi bakın, bu Fırkay Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler isimli kitap. Bu kitapta Yavuz Sultan Selim'in Mısır'dan alıp getirdiği ya da Mısır'ın fethinden sonra kendisine başka İslam beldelerinden, işte Mekke'den, Medine'den ya da başka beldelerden gönderilen Hazreti Peygamber'in ya da işte sahabelerin ya da diğer peygamberlerin ya da Evliyaullah'ın emanetleri ve bu emanetler Topkapı Sarayı'na getirilmiş ve muhafaza altına alınmış. Burada da bunların fotoğraflarını göreceksiniz. Şimdi şok olmaya hazır olun. Şok olmadan önce bir daha söyleyelim. Şeyde ne vardı? Ahit sandığının içerisinde ne vardı? Ben kitap gösteriyorum. Birisi bana şöyle bir şey dedi. Siz bir kitapta bir şey görüyorsunuz. Ondan sonra onu kaynak diye söylüyorsunuz. Ya o kaynak doğru değilse. Ya ben bildiklerimi, okuduklarımı, araştırma sonuçlarımı anlatırım. Beni dinleyenler de af buyurun. Çok özür diliyorum. Aptal değil ya. Okusunlar, araştırsınlar. Kör değiller ya. Kulakları da duyuyor, gözleri de görüyor. Okuma yazmaları da var. Ben okuduklarımı, araştırdıklarımı gösteririm, anlatırım. Tamam mı? Ondan sonra herkes de kendi kararını kendisi verir.
burada ben elimde bir kitap var. Ben burada bir şey gösteriyorum. Bu şimdi burada hazırlıklı var. Bunu ben mi uyduruyorum? Neyse. Şimdi konuya geri dönecek olursak ne vardı şimdi şeyin içerisinde? Tablet şeyin ahit sandığın içerisinde 10 emir tabletleri, Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un asaları, Hazreti Yusuf'un sarığı, altın bir kavanozda bir miktar manna, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un sancakları ve elbiseleri ve Hazreti Davud'un kılıcı ve o kılıcın özelliklerini anlatan bir levha vardı ve bir de tencere olduğu bazı kaynaklarda geçiyor. Şimdi Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Hazreti Musa'ya ait olduğu söylenen bir asa var. Şöyle gösterirsem belki gözükür. Bu kitabın içerisinde. Şöyle biraz uzak tutayım da. Zaten yazıyor. Şurada. Hazreti Musa'nın asası diye yazıyor. Şöyle yaklaştırayım da. Sonra adım yalancıya çıkıyor. Şöyle göstereyim de. Hazreti Musa'nın asası. Evet. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bir de tencere var. Bunu ilk defa duyuyorum. Hazreti İbrahim'in tenceresi. Şurada o da yazar. Hazreti İbrahim'in tenceresi. Devam edelim. Hazreti Yusuf'un sarığı. O da şurada yazar. Göstereyim de ben. Hazreti Yusuf'un sarığı. Topkapı Sarayı'nda duruyor bunlar. Söyleyeyim de yani. Ondan sonra devam edelim. Allah Allah. Yani bir ya dakika, kitabı ben yazmadım. Bunlar kutsal emanette açıldı, evet. Kondu o zaman ahit sandığı evet. Filan. Şimdi de ben olanı gösteriyorum. Bu kitabı ben yazmadım. Fotoğrafları ben çekmedim. Ben de kaç kere gezdim. Doğru yani gezdim. Bir daha göstereyim. Mukaddes Emanetler kitabı, bu kitap çok meşhurdur. Birçok araştırmacının elinde de vardır. Yani 10 araştırmacıdan 8'inin elinde vardır bu kitap. Bu kitap çok özel ve önemli bir kitap. Ondan sonra ve hatta bir saniye bir şeye bakacağım emin olmak için. Emin olmadan bir şey söylemeyeyim. Tamam, düşündüğüm şey yokmuş da. Neyse, devam edelim biz. Bu onunla alakalı bir şey değil ama göstereyim. Bu Hazreti Yahya'ya ait kol bu. Onunla alakalı değil fakat hani görülsün diye gösteriyorum. Şimdi devam edelim. Yine ahit sandığın içerisinde olduğu söylenen mevzularla alakalı. Evet, geldik. Hazreti Davud'un kılıcı. Hazreti Davud'un kılıcı. Bakın. Şimdi bir sonraki sayfada bunun daha genişi var. Şöyle, aynısı bu. Devam ediyorum. Hazreti Davud'un kılıcına ait bakır kitabe. Bakın, Hazreti Davud'a bakır kitabe. Kitabeyi de gösterelim. Birçok arkeolog, birçok antropolog, birçok şifre bilimci, birçok matematikçi, birçok önemli insan, birçok dil bilimci, birçok istihbarat servisi elemanı bunun şifresini çözmeye çalışıyor. Bu tam manasıyla okunmuş bir şey değil. Ne olduğu belli değil yani burada yazılanların. Bu da kılıca ait levha. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. Haklı olarak bir araştırmacı olarak. Bu emanetler, Mukaddes Emanetler Dairesi'ndeyse ki öyle, oradalar. Kitabını yapmışlar, fotoğrafını çekmişler, içine koymuşlar. Hırkay Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler, bir daha göstereyim. Dolayısıyla buradaki mevzu şimdi ne oldu? Roma'ya götürüldü. O vali tarafından dendi. Şimdi Roma o zaman daha ikiye ayrılmamıştı. Fakat işte İtalya olur, o da Vatikan olur ya da İstanbul olur. Başka bunun bir açıklaması yok. Sonra gelelim buradan şeye, önemli bir mevzuya. Bellini'nin yapmış olduğu bir tablo var. O birçok meşhuru var da ondan bahsetmiyorum. O çok meşhur bir Fatih tablosu var. Ondan bahsetmiyorum. Herkesin gözünün önüne o gelecektir. O değil. Bir de herkes hatırlayacak şimdi ben söyleyince. Önünde bir sandık var. Fatih'in önünde bir sandık var.
Şimdi o bir çerçeveli yine belliğini yapmış onu. Onun orijinali bugün Londra'da National Gallery'de duruyor. Londra'da orada aslı sergileniyor. Belliğinin yapmış olduğu tablo. Şimdi bu tabloda araştırmacılar diyorlar ki ey tapınakçılar, ey Siyon tarikatı, aradığınız emanet bende boşa yorulmayın diye mesaj verdi Fatih diyorlar. Böyle bir mesaj verdi diyenler var. Ki bu da neye gönderme? Ayasofya'nın altında olabileceğine gönderme diyenler var. Ya da şunu da diyenler var. Şunu da diyenler var. Diyorlar ki Fatih, ben her açıdan konuşuyorum. Bakın hepsini söylüyorum. Herkes kendi karar versin. Ya yani Beylenen'in Fatih Sultan Mehmet'in sandıkla birlikte o yapılmış resmi bir mesajdı diyorsunuz. Diyenler var. Ben de katılıyorum. Fakat şunu da diyenler var. Ona da katılmam, yani ona da katılınabilir. O mesajda şu, ona söyleyecektim. O da şu. Diyorlar ki Fatih ezoterizme ve her türlü bilime aşina olduğu için okültizme ve hava ve bizim taraftan da havas ilimlerine aşina olduğu için ve iki medeniyetin de hükümdarı olduğu için, doğunun ve batının kanı imparatoru olduğu için şunu da demiş olabilir diyenler var. Ben bütün kralların efendisiyim. Bütün ilimlerin de başı benim, bütün imparatorların da efendisi benim. Bu mesajı da vermiş olabilir diyenler var. Ama bazı yorumcular da kuvvetle muhtemel diyorlar ki bu aslında aradığınız bendedir. Bu şey Ayasofya'dadır, ahit sandığı. O yüzden boşa yorulmayın, güç bendedir diye meydan okumadır diyorlar. Şimdi Roma İmparatoru Justinianus'un bu ahit sandığını bulduğu, böyle bir rivayet de var, ben şimdi size rivayet söylüyorum yine, bulduğu ve bunu bir kiliseye götürdüğü, İstanbul'daki bir kiliseye götürdüğü ve tapınakçılar böyle inanıyorlarmış, yani onu söyleyeyim de tapınakçıların inancı bu. Götürdüğü, sonra rüyasında Hazreti Musa'yı gördüğü, Hazreti Musa ona demiş ki işte evladım bunun yeri şeydir, tapınaktır. Adam şimdi rüyası uyanınca düşünmüş. Demiş ki ya iyi de şey yok, tapınak yok şimdi. Ben bunu nereye koyayım? Tapınak gibi düşünürsek bunu nereye koyabilirim demiş ve Ayasofya'ya getirmiş, koymuş derler. Hatta derler ki Evliya Çelebi'ye de bir dünya kötü söyleyen insanlar var. İşte onu yalancılıkla itham edenler var. Sevmeyenler var, beğenmeyenler var. Evet, Evliya Çelebi şakacı bir insandır. Ve nüktedan bir adamdır. Bazen böyle bazı şeyleri abartılı da anlatır. Doğru. Ama bu Evliya Çelebi'nin hiçbir zaman kaynak olarak kullanılmayacağı ve alıp çöpe atılacağı manasına gelmiyor. Evliya Çelebi'nin hayat hikayesini çok iyi incelerseniz Evliya Çelebi'nin Osmanlı Derin Devleti'nin adamı olduğunu görmemek için akıl sağlığını kaybetmiş olmak lazım. Çok açık konuşuyorum. Gerçekten bunu görmemiş olmak için. Çünkü onun yazdığı seyahatnamenin 10 cilt yazdığı seyahatnamenin Osmanlı Devleti'ne, biz onu bugün, şimdi biz bir de şöyle bir bizim şeyimiz var, maalesef yanlışımız var insanlar olarak, o yanlış da şu: biz bugünden bakarak her şeye karar vermeye çalışıyoruz. Ya hayır, o günden bakarak karar vereceksin. Sen bugün onu kitap olarak okuyorsun efendi. O zaman o kitap olarak okunmuyordu efendi, o sarayda okunuyordu o. Bugün o senin elinde diye o, yani şunu arz etmek istiyorum, bugün o kitapçılarda satılıyor. O zaman satılmıyordu, o sarayda duruyordu. O sultanlara sunulmuş bir istihbarat raporudur o, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin tamamı. Ha şunu kabul ederim. Evliya Çelebi evet nüktedandır, komik bir adamdır. Abartılı olarak anlatır bazı şeyleri. Onun ayrı zamanda şunu da söyleyeyim. Evliya Çelebi'nin babası Enderunludur. Osmanlı Devleti'nin o meşhur Enderun Mektebi'nin üyesidir. Orada hocadır babası. Yani hani... böyle bir adamdan da bahsediyoruz. Evet, adamın komikliği var, adamın şakacılığı var. Evet, adamın bazı şeyleri... Ya mesela adam işte anlatmış, işte kedi Erzurum'un soğukluğunu anlatmak için kedi damdan dama zıplarken havada donmuş. Şimdi tabii ki hayvan havada donmamıştır da rahmetli diyor ki bura çok soğuk diyor yani. Burası soğuk diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani sen onu havada kedinin donduğuna değil, oranın soğuk olduğunu anlayacaksın oradan. Biraz da şakacıymış nükteden. Neyse, konumuza geri dönecek olursak Evliya Çelebi şeyinde diyor ki
ne derler onun adına, seyahatnamesinde diyor ki Hazreti Süleyman bu yeryüzünü gezerken Allah'ın ona verdiği rüzgar ilmiyle İstanbul'a da gelmiştir diyor. İstanbul'da müminlere, masum insanlığa dua etmiştir diyor. Ve hatta yine Evliya Çelebi diyor ki Ayasofya'dan önce ve hatta Mabed-i Süleyman'dan önce oraya bir kendisi de bir oraya bir mabet yapmıştır da diyor ve hatta Evliya Çelebi diyor ki bu Ayasofya'da olabilir diye, Evliya Çelebi de Ahit Sandığı'nın Ayasofya'da olabilir diye bir şeyde bulunuyor. Ve araştırmacı yazar Erhan Altunay beyefendi de bunun makalelerini okuyabilirsiniz, beyefendinin konuşmalarını dinleyebilirsiniz. Olmaz demiyor. O da kesin konuşmuyor da ben anladığım kadarını söylüyorum. Sayın Erhan Altunay beyefendi o da kesin konuşmamakla birlikte olabilitesi var diyor. Çünkü 1204 yılında diyor tapınakçılar bu İstanbul'u işgal ettiklerinde, Latin işgali sırasında Ayasofya İstanbul'un altına üstüne getirdiler. Ayasofya'nın da altına üstüne getirdiler ve diyor Ahit sandığını aradılar diyor. Ve diyor hani gören gözler için, araştırmacı gözler için Ayasofya'nın içerisinde de birçok işaretler bıraktılar diyor. Ben de o işaretlerin peşindeyim diyor beyefendi. Velhasıl bütün bu bilgileri birleştirirsek, ha o Justinianus'tan devam edelim. Justinianus işte rüyasında bunu görmüş, orası eksik kalmasın. Bu adam düşünmüş, demiş ki ya biz bunu ne yapabiliriz, nereye koyabiliriz? Şey yok, Mabed-i Süleyman yok. O zaman bunu Ayasofya'ya koyabiliriz demiş ve bunu Ayasofya'ya koymuş. Şimdi bütün bu bilgiler birleştirildiği zaman deniyor ki bu şey, ne derler onun adına, Ahit sandığı Ayasofya'nın altındadır. Ya da Tapınak Şövalyesi Lawrence Gardner'in iddiasına göre de Vatikan'dadır. Adam zaten diyor ki, bu Lawrence Gardner denilen adam diyor ki ben bu ahit sandığını gördüm diyor. Hatta bu adamın Kutsal Ahit Sandığı'nın Kayıp Sırlar diye bir kitabı var. Yine bu kitabında bu adam ahit sandığı ile alakalı şunu anlatıyor. Yani kitabı ben okudum. Herkese de tavsiye ederim. Adam, ben şunu da söyleyeyim de sonra yine şundan suçlanmayayım. Adam Tapınak Şövalyesi. Yani adam Tapınak Şövalyesi, hayat hikayesinde yazıyor adamın Tapınak Şövalyesi olduğu. Adam bunu iftiharla söylüyor. Ben Avrupa Prensler Konseyi üyesiyim diyor adam. Hatta onların ateşesiyim falan diyor. Adam bunu kendi söylüyor. Yani bu Lawrence Gardner denilen adam bunu kendi söylüyor. Bu Kutsal Ahit Sandığı'nın Kayıp Sırlar isimli kitabında bu az önce anlattığım ahit sandığı ile ilgili birinci hikaye vardı ya. Yani bu işte Ramses'in mezarından ya da Ebu Simbel tapınağından ya da Karnak'tan alındı. İşte bu Mısır'a elektrik gücü sağlıyordu. Musa Aleyhisselam onu aldığı için Firavun da peşine düştüğü hikayesi vardı ya. Bu hikayeyi bu adam da kabul ediyor. Bu adam da bu hikayeyi kabul ediyor. Hikayenin geri kalan kısmında da işte hani anlattık ya, o Romalı vali Roma'ya götürdü ifadesi. Oradan da zaten anlattık ya, orası Vatikan'dır ya da orası İstanbul'dur. Ha, bu adam geldiğimiz noktada diyor ki bu Vatikan'dadır, ben gördüm diyor. Ve dediği şey şu: Albert Einstein'dan tutun da ondan sonra birçok fizikçi, bilim adamı, daha önceleri, daha sonraları, bunların hepsi diyor bu ahit sandığını gördüler. Bunlardan ilim çıkardılar, bilim çıkardılar diyor bu adam. Bütün bu teorileri işte bu şekilde ortaya kondu diyor ve adamın söylediklerini söyleyeyim. Diyor ki adam, bu sandık diyor yer çekimine meydan okuyor diyor. Işınlanma tekniklerini barındırıyor diyor. Firavun'un mezarından çıktığını da kabul ettiğini de söyledim. Bu adam ayrıca diğer kitaplarında da Masonluğu, Kutsal Kase'yi, Atenizm bu Akhenaton var ya, hani bu Amun-Ra dinini yıkan, Hazreti Yusuf'a inanan Akhenaton var ya, onun da dinini anlatıyor. Hatta işte klonlanma mevzularından filan bahsediyor. Bu şekilde de bu adamın kitapları var. Hatta bir de ölmeden önce yazdığı son bir kitap var, Tanrı'nın Kökeni diye. Kendi 2010'da ölmüş bu bahsettiğimiz adam. Tanrı'nın Kökeni kendisinin ölmesinden çok kısa bir süre sonra hanımı tarafından yayınlanmış deniyor. Burada ben bir çay içeyim, yüksek müsaadenizle. Ay, çay soğumuştur, kıyamam hocam. Buz gibi olmuşlardı da yine su niyetine içeyim, evet. Ay, kıyamam size, su buz olmuştur. Afiyet olsun. Vay canına. Şimdi biraz da manna'dan da bahsedelim. İçinde manna var dedik. Bu arada kapatacak mısınız? Bir saat oldu mu? Hani bir saatte kapatıyorsunuz. Yok, bir buçuk saatte kapatıyoruz. Ha, öyle mi? Tabii, yayın tabii. Ne kadar sürecek? Siz ne kadar isterseniz. Bir buçuk saatte kapatıyoruz hocam. Yani
9.30'da başladık, 11'de bir kapatırız. Şimdi Duruma göre devam ederiz ya da bırakırız. Siz nasıl dilerseniz. geldik. Bu arada siz de çok yorgunsunuz. Esnemekten artık ben size de çok üzüldüm. Yok yok hocam, ben çok iyiyim. Ben size bir şey Allah bir söyleyeyim mi? kuvvet versin. Ben Evet. şu anda yayında dinleniyorum. Tek dinlenme saati bu Eyvallah. yayınları. Yaparken dinleniyorum. Çünkü bilim benim için yani başka türlü okuyarak geçireceğim saati şu anda dinleyerek ve öğrenerek, bilgilerimi tazeleyerek, eksiklerimi tamamlayarak geçiriyorum. Öyle değil. Evet. Yorgunluktan az uyuyorum. 2 saat uykuyla yaşıyorum onda. Bu arada Evet. bu belki arkadaşlar görmemiş olanlar vardır. Yeni açanlar vardır. Onlar için bir daha gösterelim mi bu şeyleri, emanetleri? Bir daha gösterelim mi? Bir daha gösterelim. Yok, bir daha yok, bir daha baksınlar Göstermeyelim. hocam. Tamam. İzlesinler kendileri. Eyvallah. Kendileri izlesinler. Şimdi bizim bu anlattıklarımızı doğrulayan bir belge daha var. Bu Mukaddes Emanetler kitabından ben işte gösterdim ya o emanetleri ve bu emanetler ahit sandığın içerisinde de olması muhtemel olan objeler dedik ya. Şimdi II. Mahmut zamanının, Sultan II. Mahmut zamanının bir Enderun ağası var, İlyas Ağa. Bunun Enderunnamesi yayınlandı, yıllar önce yayınlandı, Enderun tarihi. Yani içeride yaşadıklarını yazmış rahmetli. O kitapta kendisi diyor ki, biz diyor has odada bir de sarayda başka yerlerde söylüyor. Bazı yerlerde diyor bir sandık gördük. Bayağı ahit sandığı demeden bir sandık anlatıyor. Bir sandıktan bahsediyor. Ama diyor bizi yanına yaklaştırmazlardı diyor. O görevliler beklerdi diyor. Biz bazen sorardık diyor bunun içinde ne var diye. Ya o rahmetli o kadar detaylar vermiş ki İlyas Ağa, Enderunlu İlyas Ağa. Sultanın kar topu oynadığını falan bile anlatmış. Yani karlı günlerde Topkapı Sarayı'nda Enderunlularla kar topu oynadıklarına kadar anlatmış. Hani bu kadar detay anlatmış, onu da anlatmış. Diyor ki arz odasında ya da has odada biz diyor bir sandık gördük ama ahit sandığı demiyor. Şimdi ahit sandığı diyor dersem yalan olur ama bir araştırmacı, bir şüpheci bir kişi olarak ve hani dedektif gibi her satırın peşine düşen bir kardeşiniz olarak ben orada bir ipucu yakaladığımı düşünüyorum. Şimdi gizemli bir sandıktan bahsediyor. Kendisi bir de has odalı. O 40 kişiden biri yani Enderun'un en son basamağında. Rütbesi yani Maraşal rütbesi var. Osmanlı'da onun karşılığı oymuş. Yani yüksek bir yerde adam. Padişah'tan sonra geliyor adam. 40 kişiden biri. 30, 40. kişi padişah. Diğer 39 tane de üyesi var işte. Has odalılar. İlyas Ağa has odalı. Diyor ki bizi yanına yaklaştırmazlardı diyor. Sadece padişah, Şeyhülislam ve sadrazam bir de bazı birkaç daha müneccim başı, hekim başı birkaç önemli görevli yaklaşırdı diyor. Biz o hizmetten mahrumduk. Ne olduğunu sorardık söylemezlerdi diyor. Ve bir sandık anlatıyor gayet gizemli mi gizemli parıl parıl parlayan bir sandıktan bahsediyor. Bu bilgiyi de eklersek vardır demiyorum, kesin demiyorum. Bilimle uğraşan insan şüpheci olur. Ama bütün bunlar ahit sandığının Topkapı Sarayı'nda ya da hatta bir kitap gösterecektim. Buralardaysa evet buradaymış. Sayın Hakan Yılmaz Çebi Beyefendinin Kutsal Tabut diye bir kitabı var. Zaten beyefendi de Hakan abi de bu arada bizi seyrediyor mudur bilmiyorum. Saygılarımı arz ederim Şu kendisine de. anda Onunla da güzel şeyde programlar yapıyoruz. O şu yolculukta şu anda da anda kendisi bizi seyrediyor sahaya herhalde. Şimdi. çıktı canım Evet. Hakan hocam, sahada şu anda çok şey yoğun. Evet. Şimdi kendisinin de bu Kutsal Tabut isimli bir kitabı var. Hani Hakan hocamız da burada Kutsal Tabut İstanbul'da mı diye hani göstereyim ben. Bakın burada kendisi bu soruyu sormuş zaten. Bu soruyu şurada yazıyor Kutsal Tabut İstanbul'da mı diye. Bu soruyu sormuş ve kitabında da anlatmış. Hani bu kitap çok önemli bir kitap. Bu kitaba da bütün kıymetli kardeşler bakabilirler. Bir de yine konuyla alakalı olduğu için. Bunda pek ahit sandığında bahsedilmiyor ama yine Hakan hocanın bir kitabını daha göstereyim. Cennete Açılan Kapı Ayasofya. Hani Ayasofya'dan da bahsettik ya. Bu da Hakan hocanın kitabı. Bu Ondan sonra Ayasofya ile buna Ahit da Sandığı bakabilirler. ile ilgili Temmuz'un ikisinde mi üçünde mi yayınımız var. İnşallah bunlarla ilgili, kitaplarla ilgili sorayım sevgili hocama. Evet. Şimdi bütün bu mevzu peki nerede çıktı? 29 Mayıs'ta bu İstanbul'un fetih kutlamalarında Ayasofya'nın üstünde ahit sandığı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğru değil mi? Evet, Ahit evet. sandığı
projeksiyon olarak gösterilince kıyamet koptu. Bazıları dediler ki ya böyle bir şey olmaz dediler. Bazıları dedi ki olur olur çok güzel olur dediler. Ondan sonra hatta Sayın Ertan Özyiğit Beyefendi de sayfasına girip bakabilirler, paylaştı. Hatta o bunu yaptıkları için, gösterdikleri için, sırrı açığa çıkarttıkları için diyor beyefendi kendisi. Teşekkür de ediyor devlet yetkililerine. Sayfasında duruyor, paylaşım girip bakabilirler. Yani velhasıl İstanbul'da olması ve Topkapı Sarayı'nda ya da Ayasofya'da bulunması, bulunma ihtimali kuvvetle muhtemel. Peki öbür iddia şeyler ne? Şey zaten bütün 5 kıtaya yayılmış ve vakti zamanının en güçlü imparatorluğundan bahsediyoruz. Yani bugünkü Amerika neyse onun 3 katı 5 katı büyüklükte her yere yayılmış olandan yani bahsediyoruz. Olabilir bir zamanın yani en güçlü imparatorluğu her şeyi ele almış, ele geçirmiş olabilir gerçekten. Ahit Sandığı'nın İstanbul'da olması kadar, çünkü o döneminde başkenti İstanbul'du. Evet. Çok çok bana şaşırtıcı gelmez açıkçası. Ben de Türkiye'de olduğunun %70, %80 oranında Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bu arada bu sizin bir saat bir saat yayın yapma politikanızın ne kadar doğru olduğu da benim başıma geldi. Onu da ben yaşadım yani. Acı bir şekilde tecrübe ettim. Hakan Hocam'la biz iki program yaptık da ilk program çöp oldu. Hakan Yılmaz Çebi ile mi? Evet evet iki program yaptık. İkincisini dersimi aldım. İkincisini bir saat bir saat bir saat yaptık. Üç parça o sayfamda duruyor çok şükür. İkinciyi kurtardım da. İlki gitti. Şeyde bende 2 saat yapılabiliyor. 2 saati denedim ben. Fakat 1,5 saati zaten her gün yapıyorum 1,5 saat. 2 saati de 4-5 kere denedim. Ama YouTube'cu kardeşlerimiz 2 saatin yüklenmesinin zor olduğunu, bayağı bir çok zaman aldığını söyledikleri için 2 saat yapmıyorum. Ama 2 saatleri de kaydettim çok şükür. Ama şimdi her gün yaptığımız için sorun yok. Ama işte şeyler birçok kardeşimiz sadece 1 saati yapılmasına izin veriliyor bildiğim kadarıyla. Biz biraz Instagram'da biraz şey olduğumuz için, eskidiğimiz için artık bize 2 saate kadar, belki daha fazladır ama riske atamıyorum. 2 saati ben kaydettim ama 1,5 saatte yapıyorum. Yani 1 saati geçenlerde, geçen gün kardeşimizin bir tanesi ben öyle deyince 1 saati 2-3 dakika geçiyormuş, kaptırmış. Çok üzüldüm ben de. Demek ki bir grup kardeşimize 1 saatle idare. Bize alıştılar artık herhalde. Şimdi aslında normalde şöyle. Şimdi şöyle anlatayım. Bir kere kıymetli Deniz Ertan hanımefendiyle benim sayfamda yayın yapmıştık. 4 saat sürmüştü. Hiç kapatmadık Deniz'le yani. 4 saat. Siz, evet. Deniz'le de programı, Deniz'le şeydir. Deniz'le programı, torpillidir. O programı ama şöyle benim sayfamda yaptık şimdi. O şöyle programı kapattık. Ben yükleme şeyini talimatını verdim. Fakat yaklaşık 2 saat yüklemedi Instagram'a. Böyle gitti gitti geldi. Ben ecel terleri döktüm filan. Ondan sonra onu yüklemişti. Hani bak 4 saat olmasına ve hiç kapatılmamasına rağmen yüklemişti. Fakat şöyle genelde de ben Deniz benim sayfamda birisiyle yayın yapıyorsam 2 saat geçmiyordum. Bir problem de olmuyordu. Fakat Hakan Hocam'la biz 3,5 saat yayın yapınca şimdi hiç yayının son... Hiç kapatmadan mı yaptınız yayını? Evet 3,5 saat hiç kapatmadık. Oo, ama Deniz Hanım'la da hiç kapatmamıştık 4 saat. Onu 1,5 saatte yükledi. Fakat Hakan Bey'de şöyle bir problem oldu. Yayın sırasında yani 3,5 saat yaptık. Son 40 dakika kala yukarıdaki sayaç var ya, o sayaç sabitlendi 950'ye. Dedim ki eyvah bir şey oldu ama ne oldu? Ay, neyse yayını benim bitirdik. Benim kalbim dayanmaz. Hocam benim kalbim dayanmaz. Onun için ben 1,5 saatte 5 dakikada yüklüyor benimkini. 1,5 saati 5 dakikada yükledim. Oh onu orada gördüm böyle. Oh yani şükür diyorum. Sonra, böyle bir nefes alıyorum. Sonra da dedim ki Hakan Bey dedim yani bunu biz 1 saat 1 saat hani yapalım kapatıp kapatıp açalım dedim. Öylelikle öyle yaptık yani. O son yayını kurtardık. Şeyde duruyor, sayfada duruyor seyretmek isteyenler. Biz şimdi biraz da hani kardeşlere de dinlenme fırsatı oldu bu biraz bu boşlukta. Biz şimdi tekrardan konuya dönecek olursak dönelim mi? Daha var herhalde kapatmaya. Dönelim.
20 dakikamıza. Şimdi biz neyden bahsettik? Bir de dedik ki bu şeyin içerisinde, ahit sandığının içerisinde manna diye bir şey var dedik. Bundan bahsettik. Peki bu manna Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Onu söyleyelim. Manna Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bakara suresi 57. ayet. Okuyalım bir tanesini, diğerlerinin yerini söyleyeceğim kardeşler, bakabilirler. Ve üstünüze o bulutu gölgelik yaptık. Bakara suresi 57. Ve üstünüze o bulutu gölgelik yaptık. Ve size verdiğimiz güzel rızıklardan yiyin diye üzerinize hem kudret helvası, burada duralım. Çünkü bunun Arapçasında menne diyor. Kudret helvası. Onu kudret helvası diye çevirmişler. Menne, manna. Hem de bıldırcın indirdik. Bize zulmetmediler. Belki kendilerine ediyorlardı. Bu Bakara suresi 57. Bir de bir tane daha okuyalım. Taha suresi 80. Ey İsrailoğulları, böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası, yine menne ve bıldırcın gönderdik. Öbürünü okumayacağım. Öbürünün yeri de Araf suresi 160. ayet. Oradan bakabilirler. Yine aynı ifade var aslında ama biraz burada başka Mevla başka konulardan da bahsetmiş bu ayette. Sonra da yine bu kudret helvasına atıfta bulunmuş. Bunun menne, manna olduğu. Mu dilinde de şöyle bir şey söyleniyormuş mu dilinde de. Muanna. Muanna deniyormuş. Bu mu kıtasında da olduğu bunun. Bu ve şeyde Tevrat'ta işte Tanrı'nın yiyeceği, cennet evinin yiyeceği ya da işte man yiyeceği diye Tevrat'ta, İncil'de de geçen bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi ben bu noktada şunu diyeceğim. Şimdi bu manna, ormuz, ormes, bunlar hep aynı kapıya çıkıyor aslında. Bazı araştırmacılar ve bazı yazarlar diyorlar ki ormuz ve manna aynı şeydir diyenler var. Okumalarımdan anladığım, araştırmalarımdan anladığım aynı şeyler, aynı şeydir manna ile ormuz diyenler var. Bir de değildir, ikisi farklı diyenler var. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi. Burası çok mühim. Bu manna mevzusunu ahit sandığının içerisinde olduğu söylendiği için, konuyla alakalı olduğu için anlatıyoruz. Bir de bu işin, ben sosyal medyada bakıyorum, çok meraklıları ve çok takipçileri var. Manna satın alıyorlar oradan buradan filan kardeşler. Şimdi bendeniz şöyle bir şey söyleyemem. Bütün manna yapıyoruz diyenleri haşa sahtekar ilan, dolandırıcı ilan edemem. Öyle bir şey diyemem. Allah'tan korkarım. Allah'tan korkarım. Öyle bir şey diyemem. Yapıyor olanlar gerçekten var ise Allah razı olsun diyorum. Fakat şöyle bir ilginç bilgi var. O da şu. Ne hikmetse bir tapınak şövalyesi var. Şeyde YouTube'a girerlerse bulurlar. Eski bir kayıttır. Manna'nın yapılışını anlatıyor. Ama Türkçe değil. İngilizce bilenler seyretsin. Zaten bir tane. Onu kesin bulurlar. Şimdi bana şöyle bir saçmalık, bir şey saçmalık geliyor. Yani anlamlandıramadığım bir şey saçmalık geliyor. Bütün araştırmalarımda karşıya çıkan şey şu. Sanhedrin Meclisi, yani bu Yahudileri, Siyon tarikatını, Siyonizmi ve tüm bu İsrail'i gerçekte idare eden ve tüm aslında bu Illuminati'nin içerisinde olan ve onu da idare eden bu Sanhedrin Meclisi'nin kullandığını söylenen, Illuminati'nin, Masonların, tapınakçıların kullandığı söylenen bir maddeden bahsediyoruz, manna. Ve bu maddenin sadece bu Sanhedrin'i, o bir meclis, o meclisteki 3 kişinin sadece kullanmasına izin olduğu, Masonlardan da 30. derece ve üstünün bu sırrı bildiği, Illuminati içinde, artık Illuminati diye bir şey kalmadı da onu anlasınlar. Yani artık Illuminati'nin içine Siyon tarikatı girer, Gülhaç girer, Tavistok girer, işte Anti-Hipokratlar locası girer. Artık Illuminati kalmadı, o isim değiştirdi. Illuminati eski adı onun. Ben kardeşler anlasın diye söylüyorum. Sonra bana şöyle diyenler de çıkar. Aha, Illuminati'nin olmadığını bilmiyor deyip gülmesinler sonra bana. Ay yok, Illuminati diye bir şey yok şu anda da. O işte kendilerini şeytani aydınlanma geçirmişler ya güya arkadaşlar. Dalga geçmeye söylüyorum. O Illuminati'de aydınlanmışlar demek ya. Bunlar şeytanın saf ışığıyla, Albert Pike öyle söylüyor. Ünlü mason. Biz diyor şeytanın saf ışığıyla aydınlandık diyor adam. Şimdi ben o yüzden Illuminati diyorum. Illuminat yani aydınlanmış akıl sahipleri güya. Şimdi bunların kullandığı söylenen bir şeyden bahsediyoruz. İksirden bahsediyoruz. Ama ne hikmetse bu iksir her yerde geziyor. Şimdi bu kadar basit olabilir mi? Lütfen birisi bana bunu açıklasın. Ha bak,
Yapıyorum, gerçekten yapan varsa, gerçekten bu sırrı bilip insanlığa faydalı olan varsa gerçekten ellerinden öperim. Bak, alay etmeden, dalga geçmeden ciddi ciddi söylüyorum. Hiç kimseyi de sahtekar ve dolandırıcı da ilan edemem, etmiyorum da. Fakat burada bu manna meraklılarını, ne diyelim, manna meraklılarını, manna ile ilgilenenleri hayal kırıklığına uğratmadan şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu yaptığını söyleyenlerin %70'i sahtekar. Lütfen kendinizi, %70 diyorum, iyimser bir ifade kullanıyorum, %70. Kendinizi dolandırmayın kimseye. İki, bunun tarifi internette olmaz. Bak, bu internette bunun tarifi oluyorsa Mısır medeniyetini al çöpe at. Bunun tarifi internette oluyorsa, tamam mı, bütün Siyon tarikatını, bütün Mason sistemini, bütün Tavisto'yu, Senhedrin'i al çöpe at. Böyle bir sırrı internete vermezler. Şimdi bu manna, peki Hazreti Musa malum Firavun'un sarayında büyüdü. Ve Hazreti Musa Firavun'un ailesinden kabul edildi. Onlar Hazreti Musa'ya bu ilmi öğretmişler. Bu kaynaklarda bu da var. Ama ben bunun yine, bak kaynakları söylüyorum. Fakat ben yine bir Müslüman olarak, Kur'an-ı Kerim'de de bak bu bahsediliyor. Cenab-ı Hak diyor ki ben indirdim, ben verdim diyor. Dolayısıyla ben bu Kitabullah'a kurban olurum, ben bu Kitabullah'a inanıyorum, Müslümanım. Ondan sonra Cenab-ı Hak ben öğrettim diyor, ben verdim diyor, ben buraya iman ederim. Fakat kaynak, insanoğlu kul yapısı kaynaklarda diyor ki, ben aktarıyorum, Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında bu ilmi öğrendi. Çünkü o da Firavun ailesinden kabul ediliyordu. Öğrendi ve bu şeyde, şey sırasında Mısır'daki Mısır'dan çıktıktan sonra çöldeki o dolaşma sırasında kendisine inananları bununla ayakta tuttu, korudu, onların hasta olmasını engelledi deniyor. Ama zaten Cenab-ı Hak da biz onlara bunu ikram ettik diyor zaten. Yani söyleyeceğim şey şu ki manna'yı gerçekten öğrenmek için iyi araştırmak lazım. Ben buradan kardeşleri, bizi dinleyenleri sevdiğim için, kendilerini de dolandırtmamalarını istirham ettiğim için, ha bana sakın sonra yayından sonra şunu sormasınlar, biz falancaya yaptırdık, filancaya yaptırdık, o dolan, ben bilmem onu. Onu siz bilirsiniz. Bana onu sakın sormayın. Çünkü öyle şeylerle karşılaşıyorum da. Bana sormayın. Ben kimseye bir şey deme hakkına kendimde görmüyorum. Ben araştırdıklarımı söylerim, geçerim. Mesnevi'de ne diyordu? Ne dağ haberdar, ne kuş haberdar diyor Mevlana Hazretleri. Kuş gelmiş, dağa konmuş. Sonra kuş dağa naz etmiş de. Dağ kuştan habersiz olmuş. Sonra kuş da çekmiş gitmiş. Mevlana Hazretleri diyor ki ne dağ haberdar, ne kuş haberdar diyor. Velhasıl ben burada kendimi anlatırım, geçer giderim. O yüzden buradan kardeşlerinden istirhamım, kendilerini dolandırmasınlar. Bunu iyi araştırsınlar. Çünkü manna ile alakalı bildiğimiz şöyle şeyler var. Altının kullanıldığı. Bir kere Hazreti Musa Taberi tarihinde şöyle bir şey geçiyor. Bir bilgi geçiyor. Diyor ki Taberi tarihinde, bu bizim işte İslam kaynaklarından biri. Diyor ki Hazreti Musa bir otu kuruturdu. Sonra onun üstüne altın tozu serperdi. Bu manna olurdu diyor Taberi tarihinde. İyi de hangi ot? O yok. Hangi ot yani bu? Sonra niye altın? Sonra bu ne kadar altın? Ayrıca bazı kaynaklarda diyor ki radyum, işte platin, ondan sonra gümüş, bir dünya bir şeyler sayılıyor içine konulan. Bunların dozajı ne kadar konulacak? Sonra sen bunları hangi şartlar altında içeceksin? Riyazat gerekiyor mu? Bir zikir gerekiyor mu? Veya hangi işte gökyüzünün hangi konumunda içeceksin? Bütün bunları satanlar biliyor mu acaba? Yani hani kardeşler ayık olsunlar diye söylüyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi derdimi. Ha ya hiç yapan yoktur da demiyorum. Hani kimseyi de üzmek, incitmek de istemem. Hiç yapan yoktur demiyorum. Kesin yapan yoktur demiyorum. Ama %70 oranında sahtekarlar ortada cirit atıyor diyorum. Hatta manna kullandığını söyleyip de öyle şeyler yazanlar okudum ki kanım dondu sosyal medyada. Yani anlaşılmasın diye hiçbir ifade vermeyeceğim. Fakat onları okuyunca dedim ki ya manna kullanıyorsa birisi gerçekten bunda bu lafları yazmaz dedim. Çünkü manna'nın tarifinde, ben yine tarifini söylüyorum, manna'nın tarifinde diyor ki bu paralel evrenlerle iletişime geçmeyi sağlar diyor. Bu ruhsal varlıklarla iletişime geçmeyi sağlar diyor. Bu yer çekimini yok eder diyor. Bu
Hatta zamanda yolculuk bile yaptırır diyor. Hatta üçüncü gözünüz tam açılırsa yaratıcıyla burun buruna bile gelirsiniz diyor kadim kaynaklar. Şimdi bu kadar uç bir maddeden, iksirden bahsediyoruz. Sonra da benlikler, nefisler yerlere dökülüyor. Nefsi emmareler yerlere dökülüyor. Bilmiyorum, herkes uyanık olsun. Fakat dediğim gibi manna Kur'an-ı Kerim'de de geçen, gerçekten de olan bir şey. Ve kuvvetli bir ilim. İnşallah bunu gerçekten bilen insanlar da insanlığa hizmet ediyorlardır diyeyim. Evet, bilgi sahibi olmadan içerlerse bedenleri negatiflerin eline geçer demişler kardeşlerimizden bir tanesi de. Evet hocam. Bu arada çok özür diliyorum, sözünüzü kestim ama. Bana geçenlerde şöyle bir soru sormuşlardı. Bazıları ruh ele geçirme diye bir şeyden bahsediyor. Böyle bir şey var mı diye. Bu çok önemli, aklıma gelmişken bir daha gelmeyebilir, unutabilirim. Ruh ele geçirme diye, ruh hapsetme diye bir şey var mı diye bir soru sormuşlardı. Bu önemli. Ruh ele geçirme, ruh hapsetme diye bir şey yok benim bildiğim. Kaynaklardan okuduğum. Fakat İslam alimleri şunu kabul eder. Hatta daha bugün okuduğumda bir şey. Bu Kabala'nın Esrarı diye bir kitapta okumuştum. Orası da bu soru bana çok önce soruldu da bugün denk geldim. Bugün bunu okuyordum böyle, bu kitabı. Bu denk geldi, iyi oldu denk geldi. Demek ki bu soruya bugün cevap verilmesi gerekiyormuş. Bilgi şu, İslam alimleri diyorlar ki kötücül cinler, çünkü onlar da sınıf sınıf ya, onların da Müslümanı var, ateisti var, Yahudisi var, yani onlar da sınıf sınıf. Bütün İslam alimleri bunu bu şekilde söyler. Onlar da kabile kabiledir vesaire. Cinlerin insan vücuduna nüfuz edip insanı ele geçirdiğini kabul ediyorlar. Fakat ruh ele geçirme diye bir şey yok diyor. Ha, çeşitli ritüellerle de, çeşitli çalışmalarla da cinlerin tasallutundan insanlar kurtulabilir Allah'ın izniyle. Fakat ben bunun ilmini bilmem. Nasıl kurtul? Bana çünkü böyle sorular da soruyorlar. Diyorlar ki falanca arkadaşımızı cin çarptı, falancasını işte cin ele geçirdi, hocam bize yardım edin diye. Benim öyle bir ilmim yok arkadaşlar. Bunu buradan açıkça söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde da, Ramazan Tolga yol yapan var ya, Ramazan Hoca. Ramazan evet. Hoca'yla bunları konuşacağız. Bunların, bu varlıkların insanları ele geçirme şekillerini ve buna karşı yapılacak olan duaları ve koruma kalkanlarını anlatacak önümüzdeki günlerde. Bir tane bir şey söyleyeyim. Bunu çok önemli. Hazreti Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bu hani yapılsa da kimseye zarar vermeyecek bir şey olduğu için tavsiye ediyorum bunu da. Hani o yüzden cin mektubu diye bir mektubu var. Bir sahabeye cin musallat olmuş. Efendimiz o sahabeyi çağırmış ve o sahabeye bir cinlere mektup yazdırmış. Bu sahih, bütün birçok hadis kaynağında geçer. Bu hatta bazı dergilerde de geçmiş zaman yayınlandı. Bu cin mektubunu alıp, bunu çünkü matbusu var, basılmışı var yani kaynaklarda, kesip evinizin kapısının girişine asabilirsiniz. Ama bazı kaynaklarda şöyle bir ifade gördüm. Yastı, yani sahabe hazretlerine demiş ki Hazreti Peygamber uyurken elinin altına ya da başını koyduğun şeyin altına koy diye birkaç kaynakta da geçiyor. Onu koyarlarsa Cenab-ı Hak hıfzı muhafaza edecektir. Cin mektubu mevzusunu araştırsın kardeşler. Bir de 7 ayetel kürsi okuma mevzusu var. Aklıma o da geldi. 6 yönü var malum insanın. 6 yöne işte ön, arka, üst, işte 6 yön var toplamda. 7.'yi de okuyunca onu da yutacaklar ayetel kürsüye. Bir de zaten Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem uyumadan önce Felak, Nas, ayetel kürsi, Vaka, Mülk sureleriyle kendini meshedermiş zaten. Hani bunlar çok önemli. Geçer, bilgi bunlar, tabii tabii dedim. Bunlar çok önemli. Felak, Nas, evet. Evet. Bu sorularınızı sevgili Songül Hanım, Ramazan Hoca'ya soralım. Evet. Evet. Bazı yorumlar var, onları şey yapmayalım. İsterseniz 11'e kadar ya da 11'i 5 geçeye kadar yapalım. Hiç kapatmayın, siz de çok yorgunsunuz. Soru cevap da yapabiliriz. Aklınıza gelen şeyleri de sorabilirsiniz. Sonra da siz de istirahat edin. Bu da böyle tadında bir program olsun. Peki canım hocam, peki. Ben önemli değil. Ben sabaha kadar otururum zaten. Ben sizi düşündüğüm için gerçekten. Benlik bir durum yok.
Canımsınız. Ya devam Peki. edelim diyorsanız, devam edelim diyorsanız yarım saat 40 dakika daha devam ederiz. Ama soru Can, alalım istiyorsanız soru ya da sizin bir şey sormak isterseniz. Canlarım biraz soru varsa sorularınızı bir soralım sizin. Ha, bu arada Ahit Sende ile alakalı eksik bir mevzu kaldı. O da aklıma gelmişken kapatıp açacak mıyız? Ona göre devam edeyim. Hadi kapatıp açalım. Hadi kapatıp tamam. açalım. Soru çünkü sizin eksikleriniz şimdi biraz devam edebilir. Biraz da soru alırız. Evet sevgili canlar, hemen kaydediyorum. 22.51, 22.55'te görüşmek üzere. Yine burada bekliyorum sizi, 1200 kişi. Hemen kaydediyorum canlarım. Tamam mı? Görüşürüz 5 dakika sonra. Görüşmek üzere.